ben rica ediyorum. Tüm oda başkanlarına soruyorum. Buradaki oda başkanlarına konuşuyor. Biz haber kaynağı, tarım ve ziraat, hayvancılıkla alakalı haberler yapacağımızda haber kaynağı bulmakta artık sıkıntı çekiyoruz. Burada birçok birçok gazeteci arkadaşlar bunlardan muhtemelen bizimle aynı fikirdedir. Bazı oda başkanlarıyla görüştüğümüzde hem genel merkezlerinden hem de milletvekillerinden, Konya milletvekillerinden bir baskı gördüklerini belirtiyorlar. Özellikle bunu hayvancılıkla alakalı oda başkanları söylüyor. Sizde de aynı durum var mı? Milletvekilleri tarafından bir baskı görüyor musunuz? Yani bize gelmiş henüz, bilmiyorum diğer arkadaşlarımıza geldi ama bize gelmiş öyle şu ana kadar bir şey olmadı. O konuda çok sıkıntı içinde değiliz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Özgürce konuşma hakkımız olduğuna inanıyoruz ve bundan sonra da sesli bir şekilde biz konuşmamıza devam edeceğiz. Başkanım, müzakere söylediğine göre yani biliyorum ne kadar doğru ama bu kadar sorunu dile getirebilmeniz herhangi bir baskı olsa bunu yapamazsınız diye düşünüyorum. İkinci olarak bir sorum, Cumhurbaşkanımızın Konya'da son düzenlediği mitingde pancar kotalarının kaldırılmasıyla ilgili bir açıklaması vardı. Bunu özel pancar şeker fabrikalarına yapmadı. Örneğin Konya Şeker yok, bugün Ereğli var. Bu Konya çiftçisi açısından sizi nasıl etkiledi? Bir de ya, burada da bahsettiğiniz kesilen cezalardan bahsettiniz. Bu ceza ne kadar bir ceza? Biraz açabilir misiniz? Teşekkür ediyorum Fark Bey. Şimdi bu Cumhurbaşkanımızın önce %10'dan 5'e, akabinde de %5'ten 2,5'a düşürdü. Bundan artan tonajın Türkiye'de bulunan, Konya'da özellikle bulunan fabrikaların tamamına dağıtılmasını çiftçiler olarak biz bekliyorduk. Ancak bundan sadece devlet şeker fabrikaları faydalanabildi. Onun akabinde bunun başka sorunlar da geldi yalnız. Fabrikaların kapasiteleri yetmedi, çiftçilerimiz mağdur edildi, sen üretileni işleyemediler. Bu da ayrı bir sorunlar getirdi. Bunun yanında bu cezaları yememizin sebebi yalnız doğal afetlerin bu yıl yaşanması ve enerji maliyetindeki çok yüksek seyretmesinden dolayı 10 suyla sulanacak, 9 suyla sulanacak pancarı 5 suyla, 6 suyla sulamak zorunda kaldık. Bu da bizim belirlenen, vermemiz gereken tonajları tamamlayamamızdan dolayı 14 milyar TL gibi bir cezayla karşı karşıya kaldık. Burada da yaptığımız görüşmeler esnasında sanki suçlu sayın vekillerimizden edindiğimiz izlenim veya oraya verilen bilgilerin yanlış olduğunu biz kendilerine anlatıncaya kadar suçlu yine çiftçi gibi gözüktü. Benim edindiğim izlenim buydu mecliste. Ancak biz durumun öyle başkanım, olmadığını... Başkanım başka fabrikalara mı satmışlar? Anlatacağım. Oraya da getireceğim. Bizi öyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldık. Yani pancarlarımızın üreticilerimiz tarafından başka fabrikalara yüksek miktarlarda peşin paraya satıldığı gibi bilgi gitmiş. Fakat bu bilginin diyelim ki bir toplumda %2'nin yaptığı suç %98'i etkiler mi? Etkilemez. Onun için tamam o da yaşanmış olabilir. %1, %2 gibi çok düşük oranlarda bizim %50, %60 üreticimiz son 5 yılda hiç cezaya düşmemiş. Hayatı boyunca hiçbir ceza görmemiş çiftçimizin %50'si, %60'ı bu olaydan etkilenmiş. Ha o zaman burada bir sıkıntı var. Yani ömründe hayatında hiç ceza görmemiş bir çiftçi son 10 yılında hiç bu pancardan etkilenmemiş. Bu adam da bu %50, %60'ın içine girdiğine göre demek ki burada bir bölgesel, iklimsel, çeşitli kaynak sebeplerden kaynaklanan bir üretimde azalma var. Bunun akabinde o zaman bir bakacağız değil mi? Ya burada %50, %60 hiç bugüne kadar ceza yemeyen bir çiftçi bugün yiyorsa demek ki genel bir sorun var. Böyle bakmamız lazım. Ve biz de bunu anlattık. Önceki arada anlattığım gibi. Sayın vekillerdeki sizin söylediğiniz işte pancarları satmışlar. Şu bu gibi ama onun öyle olmadığını biz de ziraat odası başkanlarımızla tabii bizim bölgemizde daha çok ılgın ziraat odası başkanımız işte kadın hanı değil mi başkanım? Sarıgöl'ün gibi
eksik söylemiyorum değil mi sen? Akşehir. Akşehir gibi. O da başkanlarımızın raporları doğrultusunda sunup ispat edince o zaman bu konuya da derhal eğilmesi gerektiğini ama hükümetin orada bir bakanlığımızın çalışması gerektiğinden dolayı bize çalışacaklarına dair bir söz aldık. Şöyle kısaca siz soru sormadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz artık laf değil. Biz icraat bekliyoruz. Yani sözün bittiği yere geldik. Biz gerekli ziraat odaları olarak bütün çalışmalarımızı tamamladık. Sayın vekillerimize, hükümetimize, bakanlığımıza iletebileceğimiz elimizden gelen neyse demokratik ortamda hepsini yaptık. Bundan sonrasını sayın vekillerimizden, Tarım Bakanlığımızdan, hükümetimizden artık bekliyoruz. Çünkü 2019 yılı çiftçi için çok kötü geçti. 2020'de bunları yaşayacak, bir daha kaldıracak pozisyonumuz kalmadı. Topraktan bizim çiftçi boşanırsa bir daha dönüş olmayacak. Zaten 18 milyon ton tüketimimiz olan, 19 milyon ton bu yıl üretimimiz olan ama 21 milyon tondan geriye gitme başladı özellikle Hububat'ta. Onun için biz sözün bittiği yerdeyiz. Artık hükümetimizden, sayın vekillerimizden icraat bekliyoruz. Çıkarın bu tesislerini kapatın.